Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Kevser suresini değerlendireceğiz. Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure, 3 ayetten meydana geliyor ve bir satır. Allah-u Teala bu bir satır ile bir takım mesajları bize bildiriyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnna a'taynakel kevser. Ey peygamber, biz sana Kevser'i verdik. Fesalli li rabbike venhar. Artık sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şani'eke huvel ebtar. Seni kınayan var ya, seni ayıplayan var ya, işte asıl ebter olan odur. Sana buğz eden kimse ebter olan, soyu kesik olan işte odur. Bu Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure. Hitap olarak Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor ve önce bir müjdeyle başlıyor. İnna a'tayna ke. Ey peygamber, biz sana verdik. El Kevser, Kevser'i verdik. Kevser, kesret kökünden gelen bir kelime ve hayrı kesir olarak, yani çok büyük hayır şeklinde tefsirlerde açıklanmıştır. Yani ey peygamber, biz seni çok hayra muvaffak kıldık. Sana pek çok hayır verdik. Önce sebebin nüzulünü ifade etmek gerekirse, malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek çocukları fazla yaşamamış. Kasım, Abdullah, İbrahim Peygamberimizin çocuklarından erkek çocukları ve bu erkek çocukları her birisi daha çocukken vefat ediyor. Mekke döneminde Peygamberimizin erkek çocukları böyle küçük yaşta vefat edince Ebu Cehil gibi olanlar veya benzeri bir takım şahıslar Peygamberimizle alakalı ileri geri konuşmalar yapıyorlar. Bunu da dillerine dolayıp diyorlar ki Muhammed'in erkek çocukları ölüyor, o ebter. Ebter soyu kesik anlamında, yani nesli devam etmeyecek. Buna mukabil Allah-u Teala bu sureyi indiriyor. Biz sana Kevser'i verdik, sen de buna mukabil namazını kıl, kurbanını kes ve sana ebter diyen var ya, asıl ebter işte odur. Seni bu şekilde kınayan, sana buğz eden kimse ebter olacaktır. Nitekim işte Ebu Cehil gibiler ve benzeri kimselerin artık soyları kesilmiştir ve kendileri ebter olmuşlardır. Onların davaları bitmiştir. Onların davaları mağlup olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davası ise devam etmektedir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Öte yandan Peygamberimize Allah-u Teala Ali Beyt'i nasip etmiş. Yani Peygamberimizin nesli kızı Fatıma vesilesiyle devam etmiş ve Peygamberimizin damadı Hazreti Ali işte Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma ile evli. Bu evlilikten Hazreti Hasan ve Hüseyin dünyaya geliyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in de çocukları oluyor. O çocuklardan ta günümüze kadar Ahl-i Beyt, Ehl-i Beyt denilen mübarek bir nesil günümüze kadar geliyor. Ve bugün Ahl-i Beyt dünyanın her tarafına dağılmış vaziyettedir. Bunlar ellerinde bir şecere ile ta Peygamberimize kadar nesilleri sabittir. Genelde pırıl pırıl tertemiz insanlardır. Ve bulundukları yerlerde Allah'ın dinini anlatmaya çalışan, tebliğe çalışan mübarek kimselerdir. Ülkemizde de değişik yerlerde Ahl-i Beyt'e mensup kimseler bulunmaktadır. Bu yönden baktığımızda nasıl ki bir Osmanoğulları diyoruz, Osmanlı nesli, işte Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin neslidir. Mübarek bir nesil olarak asırlarca devam etmiş ve asırlarca büyük bir devletin başında bunlar yer almıştır. Kur'an-ı Kerim bazı nesilleri bu noktada met ediyor. İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'an. Allah Adem'i seçti, Nuh'u seçti. Ve ale İmran'e ve ale İbrahim'e ve ale İmran'e. İbrahim'in alini, neslini ve İmran neslini Allah seçti diyor. Alel alemin, alemler üzerine. Bunlar nasıl ki seçilmiş insanlar ve seçilmiş nesiller, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da nesli seçilmiş bir nesil.
Allah-u Teala onlara bir mübarekiyetlik vermiş ve onlar tarih boyunca her tarafa intişar etmişler. Günümüzde de İslam coğrafyasının her tarafında ve dünyanın değişik yerlerinde Peygamberimize neslen irtibatı bağlı kimseler olarak bunlar devam etmekte, kıyamete kadar da devam edecek. Dolayısıyla Peygamberimizin nesli kesik olmadı. Nesli Ali Beyt şeklinde devam etti ve ediyor. Peygamberimizin davası kesik olmadı, güdük kalmadı. Peygamberimizin davası daha kendisi hayattayken muvaffak oldu ve onun davası diğer dinlere galip geldi. Ve böylece huvellezî arsala rasûlehu bil hudâ ve dinil hak liyuzhirahu aleddini küllihi. Bu mana tecelli etti. O Allah ki peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderdi. Onun dinini bütün dinlere üstün kılacak. Ve kefâ billâhi şehîde, şahit olarak Allah buna yeter. Kevser'in böyle bir manası yanında hayr-ı kesir manasından hareketle başka manalarına da dikkat çekilmiştir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı rivayetlerde bunu şöyle açıklıyor. Kevser cennette bir nehirdir. Ve bunun suyu gayet böyle güzel, tat olarak fevkalade bir tadı olacak, renk olarak gayet güzel olacak. Onu içen bir daha susuzluk duymayacak. Yani o derece keyif verici, lezzet verici ve kandırıcı olacak. Bu mealde rivayetler var. Dolayısıyla cennete bakan ciheti söz konusu. Öte yandan Kevser kesret kökünden gelmesi noktasında ümmeti Muhammed'in sayıca çokluğu. Bu da malum bazı hadislerde ifade edilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenin, çoğalın, ben diğer ümmetlere karşı sizin sayıca çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuruyor. Bu da gerçekleşmiştir. Şu anda Müslümanlar dünya nüfusunun 1/4 veya 1/5 meydana getirmektedir. Ve Müslüman nüfus diğer dinlere göre daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Müslümanların sayısı gayrimüslim olanların da İslam'a iltihakıyla gittikçe artmaktadır. Ve ahir zamanda bir nur devri yaşanacağı, İslamiyet'in etrafa hakim olacağı rivayetlerden anlaşılmaktadır. Öte yandan bütün zamanlara bakan yönüyle değerlendirdiğimizde Allah'ın dinini yok etmek isteyenler için bu sure bir tehdittir. Yani onlar muvaffak olamayacaklardır. Bu dini ebter yapmak isteyenler kendileri ebter kalacak ve kendileri bunun cezasını dünyada dahi çekeceklerdir. Allah-u Teala burada biz verdik derken çoğul sırası kullanıyor. Bu azamet ifade etmek için. Yani ey peygamber biz sana Kevser'i verdik derken Allah birdir. La şerike leh, onun bir şeriki yok. Ama biz deyişi azamet bildiren bir ifade. Yani bir hükümdar ben diyeceği yerde biz demişse daha haşmetli, daha azametli bir şekilde söylemiş olur. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir üslupla Cenab-ı Hak zaman zaman biz ifadesini kullanmıştır. Burada da bunun bir örneğini görmekteyiz. Buna mukabil, yani peygambere verilen Kevser'e, yani ümmetinin çokluğu, hayr-ı kesir, cennette bir ırmak, Âl-i Beyt'inin sayıca çokluğu gibi, bu gibi nimetlere mukabil ne yapması gerekiyor? Fesalli li rabbike, sen de Rabbin için namaz kıl. Namaz zaten Allah için yapılır. Dua Allah içindir. Peygamber de elbette bu ibadetini Allah için yapacaktır ve yapmıştır. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Yani benim ibadetim, namazım, hayatım, ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh ve onun bir şeriki de yoktur. Bu mana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında en mükemmel bir şekilde zaten görülmüştür. Öte yandan venhar ifadesi, sen de kurban kes, kurbanla alakalı bu değerlendirilir. Hanefilere göre burada vücub ifade eder ve bundan dolayı
Hanefilere göre, Hanefi mezhebine göre kurban kesilmesi, imkanı olan kimseler tarafından kurban kesilmesi vaciptir. Ancak Şafii mezhebinde bu sünnet olarak değerlendirilmiştir. Çünkü ayetin muhatabı doğrudan Peygamberimiz. Bundan dolayı Peygamberimizin kurban kesmesini emreden bir ayet olarak değerlendirilmiş, ümmeti içinde ancak bir sünnet olduğuna dikkat çekilmiştir. Tabii bu yorum farklılığı ülkemizde Hanefilerle Şafii muhitler arasında kurban bayramında farklılığı da meydana getiriyor. Hanefi muhitlerde vacip kabul edildiğinden bu emir yerine getirilir. Hatta öyle ki gariban vatandaşlarımız bile, imkanı olmayanlar bile bir yerden borç bulup ne yapıp edip kurban kesmeye çalışır. Aslında imkanları olmayan bir kimsenin kurban kesmesi vacip değildir. Kurban imkanı olan kimseler içindir. Fakat artık toplumda bu Hanefi muhitte hayli yerleştiğinden kurban kesmemek bir eksiklik kabul edilmekte. Bundan dolayı velev imkanları zorlama pahasına da olsa insanlar kurban kesmekte. Ancak aslında rahat olunması gerekir ve bu ayıp bir şey de değildir. İmkan yoksa bir insan kurban kesmez. Zaten kurban kesildiğinde de kurbanın üçe taksim edilmesi esastır. Üçte birini kişi kendine alır, üçte birini yakın çevresine verir, üçte birini de muhtaç olanlara verir. Herkes kestiği zaman kim kime verecek? Bu açıdan imkanı olmayanların bu noktada zorlanması uygun bir şey değil. Rahat olmaları gerekir ve onların durumunu bilen kimseler de onlara kurban etinden hediye etmek suretiyle o sevabı paylaşmış olacaklar. Böylece sağlam bir dayanışma, bir kaynaşma gerçekleşecektir. Şafii muhitlerde ise bu sadece bir sünnet kabul edildiğinden, yani yapılsa güzel ama velev bir insan zengin de olsa kurban kesmeyebilir. Böyle bir yorumla mesele anlaşıldığından Şafii muhitlerde kurban kesme olayı daha da az görülüyor. Alâkülli hal, bir bütün olarak baktığımızda, mezheplerden katı nazar, bir bütün olarak değerlendirdiğimizde kurban gerçekten muhteşem bir olay. Her ne kadar bazıları kurban kesilmesini böyle yanlış telakki edip de aleyhte şeyler söyleseler de bütün toplumlarda nadir fertler dışında herkes et yemektedir. Ve et seyyidü taam olarak da ifade edilir. Adeta yemeklerin efendisi durumunda. Ve bu helaldir. Allah-u Teala işte etrafımızda gördüğümüz koyun, keçi, sığır, deve bu tür varlıkları bize musahhar kılmış. Bunları emrimize vermiş. Bunlar munis hayvanlar. Ve insan bunlara baktığında herhangi bir ürküntü duymuyor. Mesela bir yılana insan baktığında biraz korkar, çekinir. Bir baykuşa baktığında o baykuşun gözleri o kimseyi rahatsız eder. Bakışları böyle biraz farklı bir şey. Ama bir koyun, işte bir keçi, bir sığır veya bir deve, bunlar tamamen insana göre dizayn edilmiş. İnsanın emrine verilmiş. İnsan bunlara baktığı zaman huzur duyuyor. Bunlarla beraber olmak insanlara bir sıkıntı vermiyor. Bilakis bir memnuniyet vesilesi. Bunların sütlerinden istifade ediyoruz. Bunların sütlerinden istifade ettiğimiz gibi Allah-u Teala bize öyle bir yetki vermiş ki bunları kesebiliyoruz da. Bu da çok muhteşem bir olay. Yani bunların böyle hayatına bile müdahale edebilmek Allah-u Teala'nın insana verdiği önemi gösteriyor. Çünkü Allah-u Teala insanı yeryüzüne halife kılmış. Yeryüzünde halife olan bu kimse Allah namına bir takım tasarruflarda bulunmaya da yetkili. İşte canı Allah veriyor, Allah alıyor ama diyelim ki hayvanların, bu gibi hayvanların canına müdahaleye bize yetki verilmiş ve biz de Allah namına o yetkiyi kullanıyoruz. Ve keserken kendi namımıza değil, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allahu Ekber diyerek Allah'ın adıyla onları kesiyoruz. Ve bunlar kesilirken insan şu manzarayı iyi değerlendirmeli ve düşünmeli ki mesela koskocaman bir sığır insandan daha büyük
belki bir tonluk bir hayvan. O bir tonluk hayvan gözümüzün önünde kesiliyor, hayatına müdahale ediliyor. Biz daha evvel onun sütünden istifade etmiştik, daha sonra da etinden istifade edeceğiz. Demek ki Allah bize çok özel önem ve itina gösteriyor ve bu kadar büyük varlıkları emrimize vermiş. Güneşi emrimize verdiği gibi, gökteki ayı emrimize verdiği gibi, yerdeki çiçekleri, yerdeki bitkileri, ağaçları emrimize verdiği gibi, bu gibi hayvanları da emrimize vermiş. Böyle olunca kurban gerçekten bizi Allah'a yaklaştıracak bir olaydır. Çünkü kurban kelimesi yakınlık kökünden geliyor Arapçada ve insanı Allah'a yaklaştıran şey. Demek ki kurban ile insan Allah'a yaklaşıyor. Ancak bu kurbanı bir et olarak görmemek şartıyladır. Nasıl ki Ramazan bayramı bir şeker bayramı değildir. Her ne kadar bazıları öyle bir isim verse de Ramazan bayramı Ramazan bayramıdır. Bir ay boyunca oruç tutan kimselere taraf ilahiden bir mükafattır. Onun gibi kurban bayramı da bir et bayramı değildir. İnsanlar eti kasaptan da giderler alırlar. Ama burada Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın adını söyleyip onun büyüklüğünü nazara vererek bir hayata müdahale var. Ve orada kan akarken, yani hayvanın kanı akarken insanın günahlarının dökülmesi olayı var. Bu çok büyük bir olay, çok müthiş bir olay. İşte kurban kesilen mahalle ailece gidilmeli kurban günlerinde. Ve çocuklara da bu mana anlatılmalı. Bak yavrum, işte Allah bize o kadar önem veriyor ki bizden daha büyük olan bu hayvanları emrimize vermiş. Öyle ki bunların hayatına müdahale hakkını bile bize vermiş. Bunları Allah namına kesebiliyoruz. Haşa, bu bir vahşet değil. Bu masum hayvanların canına kıymak değil. Onların derecesini yükseltmektir. Ve hani derler, her genç kız gelin olmaz. İşte her koyun da veya her böyle eti yenilecek hayvan da kurban olmaz. Nasıl ki kurban olduğu zaman ayrı bir şeref kazanıyor, o noktada bir itibarı oluyor ve diğer alemde de bu kurbanlıklar bizim için bir binek görevi görecek ve sahibinin üzerine alıp sıratın üzerinden ta cennete doğru uçurabilecek. Bu manaları kurban kesilirken paylaşmak lazım ve o şekilde kurbanın o manevi atmosferinden istifade etmek gerekir. İnsan bunu yaptığı zaman gerçekten kurban bir yakınlığa dönüşecektir. Kurban vasıtasıyla insan Allah'a kendini daha yakın hissedecek ve o şekilde o manevi atmosferden yararlanacaktır. İşte ülkemizde genelde kurban kesilir. İnsanlar kurban etini birbirleriyle paylaşır. Son yıllarda da yurt dışına da kurbanlar gönderilmeye başlandı. Oralarda kesildi. Oralardaki insanların da istifade etmesi sağlandı. Bu da milletimizin asaletini, büyüklüğünü gösteren bir durumdur. Yani sadece kendi coğrafyasıyla meşgul olmakla yetinmiyor. Daha diğer coğrafyalara da yardım elini uzatıyor. Bu da güzel bir olaydır. Her ne kadar bazıları bu noktada, yani kendi ülkemizde bütünüyle hallettik mi ki başka yerlere el uzatacağız deseler de, bu millet asil bir millettir, büyük bir millettir. Kendi sınırlarını aşacak şekilde dış coğrafyalara da yardım etmeye gücü vardır ve bu yardım yapılmaktadır. Ve bu yardım ülkemizin de itibarını artıran bir durumdur. İşte bu kurbanlıklar Türkiye'den gönderilen paralarla kesildi diye oradaki insanlara bu duyurulduğunda ülkemizin oralardaki insanlar nezdinde itibarı artmaktadır. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu en kısa sure hem Peygamberimizin şanını ifade ediyor, ona Kevser'in, hayrı kesirin, çok büyük hayırların verildiğini bildiriyor, hem namaz ve kurban gibi iki ibadete dikkat çekiyor, hem de dinin devamını, Peygamber'in davasının galip geleceğini müjde olarak söylüyor. Bunlar tamamı tahakkuk etmiştir ve bunlar gerçekten de dini Muhammed'i günümüzde en birinci din olarak devam etmekte, kıyamete kadar da devam edecektir.
Cenab-ı Hak bizleri dini Muhammedi'de daim kaim eylesin ve lütfuyla, rahmetiyle cennetine dahil kıldığı bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.